Sevgili yengeçler, sıkıntılı bir süreçten geçtiniz. Önce Plüton'un bütün dereceleri, sonra Satürn'ün Oğlak'ta bulunması sebebiyle 2019-2020 sizin için sıkıntılı oldu. Plüton'un tam karşıda Oğlak'ta olması özellikle sizi sıkıntıya soktu. Karşınızdakilerle sürekli çatışmacı bir dönem geçirmiş olabilirsiniz. Çatışmamak için kendinizi sıkıntıya sokmuş, bastırılmış hissedebilirsiniz. Şimdi bu yıl daha bir farklı yılınız. Konfigürasyon şöyle. Özellikle ikizler yay aksından kuzey ay düğümü, güney ay düğümü artık boğa akrep aksına geçiyor ve 11. ev ve yani dilekler, istekler eviniz ve 5. evinize geçiş yapmış oluyor. Kuzey ay düğümü 11. evinizde olduğu dönemde yavaş yavaş sizin yükselenize geliyor. Özellikle sizin istekleriniz, niyetleriniz konusunda ve kariyerin getirileri, 10. evin getirileri, 10. evden beklentileriniz terfi de olabilir. Daha çok göze görünmek de olabilir. Hani bu terfi için neden seçilen kişi siz olmayasınız? İdealler noktanıza kuzey ay düğümü geliyor. Sanki 1. ev yükselenize gelmiş kadar da sizi mutlu edecektir. Güney ay düğümü 5. evinizde olacak ama kuzey ay düğümünün 11'de bulunması bile kendi başına 5'i de yani çocuklar noktası, sevgili noktası bu konuları da coşturmak ve iyileştirmek için yeterli. Yalnız bir sevgiliniz varsa 5. ev konuları ya da çocuğunuz, onunla diyaloğunuz biraz yıpranabilir. Çünkü güney ay düğümü burayı geçecek. Tam 1,5 yıl boyunca Ocak ayından itibaren 30 dereceden 0 dereceye kadar yengeç burcu özellikle yükselen yengeçseniz 11 ve 5 aksında kuzey güney düğümlerden etkilenirsiniz. Tabii ki kendi haritanızda nerede kuzey düğüm ve güney düğüm bu da çok önemli. Şimdi en başından başlayalım. Satürn sizin halen 2021'in en başından bu yana 2020'nin sonunda biliyorsunuz Satürn 8. evimize geçmişti. Halen burada. Başkalarının parası ve bankanın parası konusunda. Belki ödemeleriniz var. Arka arkaya bunlar için telaşlısınız. Ama bunlar özellikle 12. dereceden ve 25. dereceye kadar ki dönemde 12'den başlayıp 25'e kadar ilerleyeceği için Satürn'ün bu yıl. Bu dereceler arasındaysa sizi sıkıntıya sokabilir kişisel gezegenleriniz. Tekrar şöyle daha basit anlatayım. Kişisel gezegenleriniz nerede buna bakmanız lazım. Para konusu özellikle Venüs'ünüz nerede diye bakıyor olmanız lazım. Sizin özellikle 8. evinizde Satürn ilerliyor. 7 Mart 2023'e kadar da burada bulunacak. Dolayısıyla 8. evde buradan ayrılmadan Kova burcundan Balık burcuna geçmeden önce Satürn burada size bir ödül verir. Yani belki borçlar artık sonundayken, bu dönemin sonuna gelmişken biter, tamamlanır, ödülü gelir. Ödersiniz, evi tamamlarsınız, artık tapuyu alırsınız gibi. Dolayısıyla 8. ev miras konusu da olabilir. Bu konularda arka arkaya Satürn size şans verebilir. Şanslar tanır bakalım. İstediği şekliyle etik duruşunuzu koruyarak ve usulüne uygun bir yapıda buranın şartlarına riayet ediyor musunuz? Bankanın istediği düzende ödeme yapıyor musunuz gibi. Ve 8. evdeki Satürn Jüpiter'le birlikte buradaydı. 2021 boyunca Jüpiter 8. evinizdeydi. Şimdi Aralık ayının sonunda Jüpiter'iniz 9. evinize geçiyor. Belki uluslararası bir çalışma yapacaksınız ya da bir akademik kariyer yapacaksınız. İnternet üzerinden bir iş yapacak olabilirsiniz. 9. ev bütün bunlarla ilgili şans tanıyor. Jüpiter'in 9'da bulunması kısa süreli. 10 Mayıs'a kadar burada bulunacak. Sonra kariyer noktanıza 10. evinize geçecek. 10. evinizdeki Jüpiter size iyi bir kariyer yapmanızı sağlayabilir. Yarım kalan bazı işleri tamamlayabildinizse özellikle eğitimle alakalı 9. evinizdeki Jüpiter'le ilgili ve isteğiniz bu yöndeyse bir eğitim aldınızsa alabilirsiniz. Jüpiter balıktayken güzel eğitimler alabilirsiniz, kurslar alabilirsiniz. Ve 10. evinize geçecek ama ondan önce öteki burçlar için söylemeyi unuttum. Nasıl ekleyeceğiz bakacağız artık. Ondan öncesinde 12 Nisan'da özellikle Jüpiter'le Neptün kavuşumu söz konusu. Bu sizin için de çok özel bir durum ve 9. evinizde kavuşacağı için belki bir kısım yengeç burcu yurt dışına gitmeyi hedefliyorsa işte Nisan ayında bütün Nisan'da bu etkiniz var. Derecesi hemen değişmez böyle bir kavuşumun. Nisan ayında yurt dışına gitme konusuna çok olumlu bakabiliriz öyle söyleyeyim. 10. evinizde aslında bundan çok etkileniyor. Çünkü tarih çok ilerlemiş değil. Hemen 10 Mayıs'ta iyi bir iş bulabileceğinizi müjdeleyeceğiz size.
İyi bir iş, iyi bir kariyer, kariyerinizde çok iyi seviyeye gelmek, Jüpiter 10. evinizdeyken iyi seviyelere gelirsiniz işinizle alakalı ve tanınırlık da verir. Peki Venüs nerede ve Venüs retrosuyla başlayacağız bu yıla. 7. evinizde Venüs var. Bir kısım yengeç burcu evlilik kararı alabilir. Fakat Plüton'un da transitte 7. evinizde olduğunu unutmayalım ve artık derecesi son derecelerine doğru ilerlemiş oluyor. Ocak ayından itibaren 26-27. derecelerini sürdürecek. 25-26-27 zannedersem. Plüton'un Oğlak Burcu'nda olması ve Aralık ayında Venüs'ün de Oğlak Burcu üzerinde Plüton'la devam ediyor olacak olması retroya girdiği vakit yine 7. evinizi etkiler. Venüs retroyken katiyen evlilik kararı almayın. Evlilik teklifi alabilirsiniz ama hemen karar almayın derim. Karar da alabilirsiniz. Peki zorlarsak o da olur. Ama Venüs retroyken nikah yapılmasa iyi olur. O evliliğin başlangıç noktası, o evliliğin haritası, nikahın haritasında Venüs retro çok tercih edeceğimiz bir şey değil. İsteyenlere detayları ayrıca verebilirim. Ve 7. evinizdeki Venüs sizi dediğim gibi bir statü değişimi, belki çocuksuz bir evli bir kadınsanız, özellikle Venüsyen bir kadınsanız özellikle çocuk sahibi de yapabilir. Onu da söylemiş olayım. 11-5 aksında Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü var demiştim. Çocukla ilgili ve hamilelikle ilgili haber de verebilirsiniz bu yıl bize. Sevgili yengeçler, bir kısmınız iş kaybı veya bir kısmınız işte de ciddi mobbingler yaşadı 2019-2020'de. Şimdi 10. evinizdeki Chiron halen 10. evinizde Koç burcu üzerinde olacak ama düz hareketine dönüyor olacak. Ne zaman? 19 Aralık'tan itibaren. Bu yıl 19 Aralık'tan itibaren artık Chiron düze dönecek ve kariyerinizde hızlı bir iyileşme söz konusu olacak. İstediğiniz işi bulabilirsiniz. İstediğiniz mevkide bir kariyer hayatınız olabilir. Ve gelelim Merkür retrolarına. Sevgili yengeçler, Merkür retrosu önce 12. evinizde başlayıp 11. evinizde devam edecek şekilde 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Şimdi 10 Mayıs 3 Haziran arası Merkür retro ama bir 10 gün önce Merkür retrosunun gölgeli dönemi başlar ve 3 Mayıs'ta 3 Haziran'da bitecek değil. 3 Haziran'dan sonra bir 10 gün daha Merkür retrosunda olacağız. Önce 12. evinizde, çünkü ikizler üzerinde bir Merkür retrosu bu. Sonra da Boğa burcuna geçeceği için 11. evinizi etkiler. Yani hep evlerden bahsediyorum. İstekleriniz, niyetleriniz konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sosyal çevreniz konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bazı arkadaşların kaybına da işaret, onu da söylemiş olayım. 9 Eylül ile 2 Ekim arasında Başak Burcu üzerinde bir Merkür retrosu yaşayacağız. Dolayısıyla bütün Eylül'de gölge dönemi dahil Merkür retro diyebiliriz. Ağustos'un son gününde başlar. 30-31 Ağustos'ta diyebiliriz. Özellikle size işiniz konusunda, bazı işin yapış şekli konusunda sıkıntılı süreçler yaşatabilir. Aracınız bozulabilir. Aracınızla çok alakalı, eğer bir arabanız varsa Merkür'ün retrosunda araca dikkat etmek lazım. Kontrolleri son dönemlere bırakmamak mesela gerekebilir. Aynı zamanda belki araç almak ihtiyacı hissedeceğiniz problemli dönemler olabilir ama ne diyoruz? Merkür retrosunda araç almamalısınız diyoruz. Ve yılın son günlerinde üçüncü bir Merkür retrosu yaşayacağız. 28 Aralık'ta başlayacak. 28 Aralık'ta Boğa burcunda başlar ve ocağın sonuna kadar da Boğa burcu üzerinde derece eksiltir. Gölgeli dönemi dahil Aralık ortasından itibaren Merkür retro diyebiliriz. Sosyal çevrenizden pek çok eski arkadaşınız arayıp sorabilir, eski aşklar yeniden buluşulabilir. Çünkü tam 11. evinizde ama çocuklarınızla iletişim bozulabilir. Bu aralığın son günlerine de biraz 2022'ye dikkat edelim derim sevgili yengeçler. Bu yıl ayrıca bir de Mars retrosu yaşayacağız. Mars retrosu yılın sonuna doğru yaşanacak. Ekim ayından Ocak 2023'e kadar Mars 2 ay sürecek olan bir retro yaşatacak ama gölgeli dönemi dahil bu da yine 3,5 ayı bulacaktır. Bu yıl özellikle videomun başında Aslan ve Yengeç çok şanslı dedim. Aslında her yıl böyle. Şansınız illaki olur çünkü sizin yöneticiniz Ay ve retro gitmeyen Ay ve Güneş'in yöneticileri olduğu Aslan ve Yengeç'i özellikle şanslı kabul ederiz. Şansınız
yaşadığınızda mutlaka yakalamaya gayret edin. Umarım çok güzel bir yıl olur. Bu yılın son dönemine dikkat edelim. 19 Kasım'a, 4 Aralık'a dikkat edelim. 19 Kasım'da bir sonraki yıla, 2022'ye ait bir boğa burcunda tutulma var. Parasal konulara çok dikkat demek zorundayım sevgili yengeçler. 4 Aralık'a kadar. 4 Aralık'ta yay üzerinde bir tutulma gerçekleşecek. Bu bir güneş tutulması. Bundan da olumlu etkilenirsiniz. Fakat 6 ay süreceği için bu olumlu etkisini hemen alamayabilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. 12 derece yay burcu üzerindeki bu tutulmanın 6. evinizden bir etkisi olacaktır. Ve 6 ay boyunca olacağı için Mayıs ayına kadar etkisinde kalırız. Şunu unutmayalım. Güney ay düğümü de yay üzerinde ve tam da bu derecelere yakın, 0 dereceye yakın aslında. Güney ay düğümü de yaydayken böyle bir güneş tutulması bir işin kaybı, yeni bir işin gelişi gibi bir etki de verebilir. Onu da unutmayalım lütfen. Her zaman hayatta güzel şeyler olmuyor. Buna da biraz dikkat edelim. İş bulamamış olanlar için mutlaka güzel iş fırsatı var. 4 Aralık'tan itibaren sevgili Yengeç Burcu. Ve 2022 Yengeç Burcu'na özel detaylı da bir yorum izleyeceksiniz. Bu kadarı detaylı sayılmaz elbette. Aylara göre de aktaracağım sevgili yengeçler. Benim kanalımı takibe almanızı özellikle istirham ediyorum. Ve beğendinizse videomu lütfen beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Yorumlarınızı da ayrıca bekliyorum. Fayda sağlayacağını düşünüyorsanız arkadaşlarınızla da lütfen bu videoyu özellikle paylaşırsanız çok çok mutlu edersiniz beni. Şimdilik bu kadar. Umarım çok güzel bir yıl olur. 2022 sizin açınızdan unutulmayacak bir yıl olur diye umut ediyorum. Görüşmek üzere.